Merhaba sevgili başaklar, bu sizin Mayıs 2024 astrolojik tahminidir. Pekala, biraz rahatlayabilirsiniz. Artık gerilmeyen Merkür yok. Mayıs'ta artık tutulmalar da olmayacak. 1 Mayıs Plüton burcunuzun 6. evinde rejim, sağlık, beslenme ve spor, rutin işler sektöründe geri hareketine dönüyor. Plüton değişimin düşünce düzeyinde derin dönüşümünün gezegenidir. İlk başta Plüton birkaç gün duracak, statik olacak, statik bir durumda kalacak. Çok yavaş bir gezegendir çünkü ve tüm eylemlerini çok yavaş ama eksiksiz bir şekilde gerçekleştirir. Ve sadece birkaç gün sonra 11 Ekim'e kadar 5,5 ay boyunca gerilemeye başlayacak. 5 ay boyunca belki diyetinizi gözden geçirecek, testler yapacak ve genel sağlık bakımı yapacaksınız. Daha genç ve daha iyi görünmek için spor yapmaya başlayacaksınız belki veya vitamin almaya başlayacaksınız. Elbette her şey birden değil. Olası seçenekleri şimdi sunuyorum size. Yine de her durumda kesinlikle yaşam tarzınızı ve sağlığınızı düşüneceksiniz. Retro Plüton beslenme ve kişisel bakım konularında kendiniz için ideal davranış çizgisini bulmanız için her ikisini de denemenizi teşvik edecektir. Ve belki bazılarınız plastik cerrahi hazırlanmaya başlayacak, bazılarınız ise vitamin damlalarının serumlarının yardımıyla vücudu ek olarak desteklemeye başlayacak. Özellikle kendinizde bir işletme sahibiyseniz, birlikte çalıştığınız ekibi değiştirmek isteyeceksiniz belki. Eğer bir çalışansanız, işinizi değiştirerek iş arkadaşlarınızı bu şekilde değiştirmiş olabilirsiniz. Plüton büyük para ve vergilerle ilişkilidir. Vergi sisteminde işinizi büyük ölçüde etkileyebilecek bazı değişiklikler meydana gelebilir. Hatta birileri işlerini vergilerin olmadığı bir ülkeye taşımaya bile düşünecek. Bu büyük olasılıkla 5-6 ay bile sürebilecek. 6. ev evcil hayvanlarımızı da içerir. Bazılarınız eve evcil hayvan almak isteyecek. Birileri onun sağlığıyla ilgilenecek veya evcil hayvanınızın ameliyat olması gerekecek belki. Ve örneğin birisi köpeği için ciddi bir eğitim sürecine başlatabilir. 8 Mayıs yeni ay burcunuzun 9. evinde yurt dışıyla, uzak ülkelerle, yabancılarla, vize ve pasaportlarla ilgili, belgelerle ilgili her şeydir. Bu yeni ay civarında yeni bir pasaport alabilir, değiştirebilir, yurt dışına seyahat planlayabilir, uçak bileti veya otel rezervasyonu yapabilirsiniz. Başaklardan biri bir yabancıyla tanışacak ya da farklı bir milletten, farklı bir din bir arkadaşınız olabilir. Yani bir yabancı dil, yeni bir insan, yeni bir zihniyet öğrenmeye başlamak isteyebilirsiniz. Belki birisi yabancı bir dil kullanarak çalışacaktır. Buna yabancı dildeki yayınlar olabilir, makaleler olabilir, kitaplar dahil ve belki bunları editör için çevireceksiniz. 9. evdeki yeni ay size daha önce hiç gitmediğiniz tamamen yeni bir ülkeye seyahat etme fikrini doğrudan akla getiriyor. Bu bir tatil olabilir ya da yurt dışındaki akrabalarınızı veya arkadaşlarınızı ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Bu tür geziler veya yabancılarla tanışmak ve onlarla iletişim kurmak bilincinizi büyük ölçüde genişletebilir. 9. ev aynı zamanda eğitimdir ve yüksek öğrenimden bahsediyoruz. Üniversite, yüksek lisans, doktora çalışmaları da buradan geçiyor. Zaten eğitim aşamasını tamamlayanlarınız zaten bir diploma, mesleki niteliklerin onayını alabilirler. Birinin yasal belgeler hazırlaması veya bir avukatla, noter de olabilir, iletişime geçmesi gerekebilir. Ve bazılarınız tamamen yurt dışına taşınmaya, göç etmeye düşünüyor olabilir. 16 Mayıs'ta Merkür'de 9. evinize girecek ve bu bir sınavı geçmek, bazı belgeleri imzalamak veya vize almak anlamına da gelebilir. Merkür gezegeni kağıtlar anlamına gelir. Telefon görüşmeleri, bilgiler, mektuplar, e-postalar, paketler anlamına gelir. Bir şeyi onaylamanız, imzalamanız gerekecek.
Merkür davalarla ilgili haberler getirebilir size. Belki birisi sizin için, sizin hakkında bir dava açmış olabilir. Evinize tebligat belki gelebilir. 21 Mayıs'ta Güneş 10. evinize giriyor. Burası kariyer, sosyal statü, iş ve toplumdaki rolünüz evidir. Bu sektördeki Güneş size şu soruyu soracaktır. Şimdi kim olmak istiyorsunuz? Kendinizi toplumda nasıl tanıtıyorsunuz? Yani tam olarak kimsiniz bir toplumda? Hayatta yeni bir hedefiniz olabilir veya ortaya çıkabilir veya bu zaten daha önceden de başlamıştır ve bu durumda Güneş onu aydınlatacak. Sonucunu diğer insanlara gösterecektir. Birisi ödüllendirilebilir, iş yerinde övülebilir, özel yetenekleri nedeniyle ikramiye verilebilir. Özellikle kolluk kuvvetlerinde veya askeri kurumlarda çalışıyorsanız bir tür unvan verebilir. Ya da kendi işinizi açıp resmi olarak iş adamı oldunuz ve bu şekilde statünüz değişmiş oldu. Veya iş yerinde yeni bir pozisyon alacaksınız, bir departmanın başına geçeceksiniz. Böylece işteki sorumluluk seviyeniz de artacak. 10. ev babamızı simgelemektedir ve Güneş de bir babadır zaten. Bu nedenle babanızla ilgili bazı olay veya haberler muhtemeldir. Bu arada bazen annemiz de 10. evden geçer. Çünkü her ailede baba olmayabilir ve o ailede baba yoksa eğer o ailedeki asıl kişi annedir. Tabii ki her biriniz benim varsayımlarımı kendi durumuna göre değerlendirirsiniz. 10. ev aynı zamanda popülerlikle de ilgilidir. Güneş kişiliğinizi geniş kitlelere ön plana çıkarabilir. İster sahnede ister internet aracılığıyla olsun fark etmiyor. Popülerlik ve tanınma için çabalayan herkesin artık böyle olma şansı çok yüksek. Sizin hakkınızda konuşmaya başlayacaklar ve ilgi odağı olabilirsiniz. Bu arada bu durum özellikle yükselen burcu ikizler ise sizin ve güneş burcunuz başak ise o zaman sizin özellikle sizin için geçerli olabilir. 23 Mayıs'ta 4. evinizde dolunay meydana gelecek ve burada bir hamleye, hayatın temelinde bir değişikliğe yol açabilir. Eğer ailenizle birlikte yaşadıysanız artık ayrı yaşamak belki istersiniz. Oğlunuzun, kızınızın, kız arkadaşınızın, erkek kardeşinizin, aileden saydığınız herkesin hayatına bazı haberler veya olaylar gelebilir. Hatta bazı durumların sonu bile olabilir. Örneğin bir emlak işleminin tamamlanması, bir dairenin veya evin satışı veya satın alınması, ev tadilatlarının tamamlanması gibi olaylar da olabilir. Bu dolunaya göre birileri vatandaşlık alacak, vize alacak, ikamet edecek, vatandaşlık için mülakata girecek. Birisi için aile sırları ortaya çıkabilir. Örneğin babanızla ilk kez tanışıyorsunuz ya da babanızın evli olduğunu öğreniyorsunuz. Belki babanızla uzun zaman ayrı yaşıyorsunuz ve hala tekrar evlendiğiniz bilmediğiniz mesela veya babanızın şimdi başkasından da bir çocuğu var veya babanız aslında üvey baba olduğunu öğrenebilirsiniz veya üvey kız kardeşiniz dediğim gibi veya erkek kardeşiniz olduğunu da öğrenebilirsiniz. 24 Mayıs'ta Venüs burcunun 10. evine giriyor. Dolayısıyla sizin de anladığınız gibi 10. eviniz büyük ölçüde yoğunlaşıyor. Değerli başaklar, 20 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar Venüs, Jüpiter ile birlikte bir kavuşum olacak. 9. evinizde ve bu seyahat etmek, geziler yapmak, sınavları geçmek, okumak ve bir yüksek öğretim kurumuna girmek için çok iyidir. Ve bazılarınız mahkemede kazanmayı başarabilecek. 24 Mayıs günü aynı zamanda mali sonuçlar da getirebilir. Bir iş veya işlem, başka bir ülkede gayrimenkul satın alınması veya yurt dışından yeni müşteriler. Bazılarınız iş ve kariyerinizle ilgili güzel haberler alabilir, maaş artışı ya da terfi alabilirsiniz.
26 Mayıs'ta Jüpiter Haziran 2025'e kadar bir yıl boyunca kariyer, başarılar ve statüyle ilgili 10. evinize aynı yere işte giriyor. 12 yılda bir olan bir olay mesleğiniz, işiniz ve işinizle ilgili ve genel olarak bir sonraki aşamaya geçmenizle ilgili yeni fırsatlar açılacaktır. Bu Jüpiter'in burçtaki en yüksek evinize çarpıcı bir girişidir. Jüpiter bolluk ve bereketin gezegenidir. Jüpiter aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekler sunabilir. Örneğin aynı anda iki iş teklifi veya aynı anda birden fazla evlilik teklifi. 26 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar Jüpiter çok iyi bir açı yapacak ve burcun 6. evindeki Plüton'la üçgen açı olan yapacak. Üçgen kolay bir açıdır. Bir şeyin kolay geldiği zamandır ve hem 6. ev işimizdir hem 10. evimiz kariyerimizdir. Bazılarınız işinizi kolayca satabilecek veya tam tersi onu sıfırdan yaratabilecek veya iş yerinde kolayca terfi alabilecek ve bazılarınız çalışmak üzere başka bir şehre transfer edilebilir. Ve genel olarak sevgili başaklar, hayatınızdaki bir şey kökten değiştirmek istediğiniz hissine kapılacaksınız. Bu özellikle şu anda çalışmayan ve uzun süredir işsiz olarak evde oturan kişiler için geçerli olabilir. Ve büyük olasılıkla yeni teklifle ilgili bazı bilgiler alacaksınız. Reddetmeyin. Bu adım hayatınızı kökten değiştirebilir. Kaderin size bir hediyesi gibi düşünebilirsiniz. Sizlere veda ediyor. Her anlamda keyifli ve başarılı bir ay geçirmenizi diliyorum. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. En iyi dileklerimle. Hoşçakalın.